Haydi bakayım. Bütün malı bizim de olsa ölümden kaçış yok. Ölüp gideceğiz sonunda. O yüzden hiç kimseleri kırmayalım, üzmeyelim. Dostluk olsun, barış olsun, savaşlar bitsin. Evet. Hep güzellikler olsun hayatımızda. Ben ölürsem saçlarım yoldan ayrı, yoldan leyli leyli, yoldan gelme leyli leyli, gelme leyli leyli.
teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Evet. Sesine yüreğine sağlık gerçekten. Sizin de öyle, çok sağ olun. Çok teşekkür Süpersin. Ederim. Süpersin. Güzel bir istek vardı. Neydi, okuyalım hemen mı? Tabii ki, ne demek? Ne evet, demek? Beyefendinin Cemil abinin isteği. İstekleri vardı. Değerli dostlarına göndereceğiz. Cemil Yüksel Bey arkadaşları ve müşterileri için, bir de Erkan Şener Bey için Hatay'a gönderiyoruz. Vay seni Cerrahpaşa diyoruz. Evet, alkışlıyoruz Saray Nur'u. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada, o güzel alkışlar birbirinden kıymetli müzisyen dostlarımıza da gelsin. Onların hepsi birer usta. Teşekkür ediyorum. Ve Cemil Kaya'ya gelsin. Teşekkür ediyorum.
akar gözüm sızlar, ne kalır geride. Yaş akar gözüm sızlar, ne kalır geride. Oh,
Coştum vallahi bu akşam ha. Edelim ne demek? Mevlam birçok dert vermiş. Mevlam birçok dert vermiş. Feda derden mahzuner mi? Mevlam birçok dert vermiş. Feda derden mahzuner mi? Bu tükenler derdime neden ilaç vermemiş? Dilay, 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 yavar. Dilay, 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 yavar. Dilay, dilay. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Dilay, 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 yavar. Dilay, 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 yavar. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar, programımızın ağır ağır sonuna doğru geliyoruz. Biz hemen değerli dostlarımızdan bir iki cümle alacağız. Kemal Ece Hakkı abiden bir dörtlük alacağız. Hemen mikrofonu müsaade edersin Hakkı abicim. Evet Ahmet abi, programımızın sonuna doğru geliyoruz ağır ağır. Ekranları başındaki dostlarımıza neler söylemek istersin? Cemil Bey, ekranları başındakilere herkese hayırlı geceler. Beni seven ve sevmeyen herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abi Türkeli yolculuğu var mı? Gidip geliyorsun Türkiye'de, bazen aradığın zaman Türkeli. Bu ayın 15'inde gideceğiz. Allah kısmet ederse bir işlerimiz var Türkeli'nde. Hem İnşallah. Köyde hem Türkeli'nde. Bir işlerimiz var. Onları toparlamaya çalışacağız. Ha, havalar güzelmiş köyde. Hem annemi götüreceğim buradan. Yaşlı annemiz var. Bizim evet. Yanımızda kalıyor. Evet değerli dostlar, Türkeli'nden mevzu açılmışken son 15 gündür acayip telefonlar alıyorum. Hatta benim Facebook sayfama da resimler gönderen arkadaşlar var. Yollara patates çuvalı almış adam eline patates dikiyor yollara, ekiyor. Yolların çok kötü olduğunu ve yolların bakımsız olduğunu söyleyen birçok değerli dostlarımız, hatta yurt dışından arayan dostlarımız var. Türkeli'nden arayan değerli dostlarımız var. İnşallah bahar gelmesiyle beraber bu yollarda en kısa zamanda yapılır. Sinop'un her yerinde, hatta ülkemizin her yerinde bu tarz çalışmalar olacaktır mutlaka. Bu sene kış ağır geçtiği için. Evet. Böyle. Şimdi Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ki işte bilmem 100 bin kilometre duble yol yaptı. Evet. Aslında mail atmak lazım Sayın Başbakanımızın mail sitesine. Evet. 10 kilometre yol nasıl bitmez? Tabii kesinlikle yani. Katılıyorum. Türkeli ve Helal'da arasındaki evet, evet, evet. 7-8 kilometrelik yol yıllardır yapılamıyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Ben de inanıyorum ki Başbakanımızın bundan haberi yoktur. Yoksa çok fırtınalar kopartır. Doğru, haklısınız. İlla ki yoktur.
İleriki günlerde biz gene bunun takipçisi olacağız. Fazla karıştı mıydı? Kızıyorlar kardeşim. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bir taraftan halk telefon ve maillere boğuyorlar beni. Cemil Kaya yolumuz kaldı, izimiz kaldı. Bir taraftan da birileri kızıyor. Sen ye neydi? Torunun ödesin hesabı. Buraya geldi bir de ahyam kesiyorlar ama buradan sonra çıktıktan sonra bir şey yok. Bizde saygısızlık olmasın diye bazı şeyler yutuyoruz, söylemiyoruz. Ama yani. Ben de şaşırdım arkadaş, yani ya halktan tarafa mı olayım artık, tekere gıcırdayan tarafa mı bineyim, ben de anlayamadım yani ne olacağını. Yani demek istediğiniz ses var, görüntü yok. Yani hayır, adam konuşuyor şimdi de biz konuşmayı hani biraz ara verelim diyoruz ama yani zorla konuşturuyorlar kardeşim. Kabahat bende değil, beni konuşturanlarda yani. Hizmet alamıyor vatandaş. Cemil Kaya son çare sende diyor, konuş ne olur diyor. Ben de konuşunca çok konuşuyorum, birileri kızıyor. Hizmet yaptım diyor. Ödedim diyor, verdim diyor ama daha gelen bir şey yok. Yani haklısınız. Kamera arkasında söz veriyorlar buraya çıkınca ama gelen giden bir şey yok. Ama bizim oralarda bir söz var ama tabii özür dilerim böldüm. İpin ucu diyor vatandaşın elinde diyor. Yani öyle bir söz var. İpin ucu benim elimde yine. Ben kamerayı alıp çıkarsam sokaklara artık gerisini düşünen düşünsün yani. Yani. Ben kendim için bir şey istiyorsam yapmasınlar. Biz yapıyoruz. Sen ya torunum ödesin misal oluyor, daha gelecek. Gelecek ama konuşmuyorum. Zamanı geldi miydi konuşacağım. Yani hani suskunluğumu bir gün bozacağım yani, onu da söyleyeyim. Anlayan da anladı. Beni konuşturmasınlar. Herkes görevini yerine getirsin arkadaşlar. Ya onun için biz de tabii ki buradan çalışan herkesi nasıl baş tacı ediyoruz. Mesela Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün, Ayancık Kaymakamımız, değerli Kaymakamımız Suat Bey nasıl çalışıyor? Gene Boyabat Kaymakamımız, Saraydüzü Kaymakamımız İbrahim Bey, Saraydüzü Belediye Başkanımız keza öyle. Yani biz burada Duran Belediye Başkanımız, çalışanları her zaman başımızın tacı ediyoruz. İl Başkanımız sağ olsun Cengiz Tokmak Bey. Çalışanları biz baş tacı ediyoruz. Şimdi karışmayalım diyoruz. Arkadaş 15 günden beri telefonlarım susmuyor. 2 tane telefonda gelen mesajlar. Yolumuz şu, abi bu, şu bu. Yani konuşmayayım konuşuyorum en sonra. Yani olmuyor arkadaşlar. Sevgili dostlara buradan selamlar gönderelim. Amacımız neyse, kimseyi kırmak değil. Yani, aynen öyle. Amacımız memleketimize hizmet almak. Arkadaşlar bu devir böyle gitmez. Bir gün musluklar kapanır, hizmet de alamazsınız. Yanlarınızı döversiniz. Hizmet almaya bakın. Bana laf yetiştirmeyi bırak, hizmete bak. Bir söz var hani onun için. Bana laf yetiştirmeye gerek yok. Siz hizmet yapmaya devam edin. Biz sizi başımızın tacı ederiz. Bizi sevmeseniz de biz başımızın tacı ederiz. Programımız sonuna kadar açık. Siz yeter güzel şeyler yapın. Sinop'taki bürokrasilere de buradan seslemiş olun. Buyurun abi. Çok teşekkürler. Bir şey demiyorum Cemil Bey. Herkese hayırlı geceler. Burada seyirciler olsun. Yani ekran başında bizi izleyen. Yani bizi seven herkese hayırlı geceler diliyorum. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız, katıldınız. Ben teşekkür ederim Cemil Bey. Çok bu şeyi bize layık gördüğünüz için. Ne demek? Her zaman. Cemil abicim senin de son duygularını alalım. Bir iki cümle. Son duygular derken şimdi Türkiye için çalışan başbakanımız olsun, bütün başkanlar olsun diyelim, bütün belediye başkanları olsun. İyi çalışanlardan Allah razı olsun. Kötü çalışanları da Allah'a havale edelim biz. Yani, alkışlanır. Gerçekten yani. Allah'a havale edeceğiz ama önümüzde seçim var. Bu koltuk kimseye baki değil. Ben yani, burada düzgün işler yapmazsam bu kanal yönetim beni burada durdurmaz. Bu sevenlerimiz bizi burada yalnız bırakır. Güzel şeyler yapmalıyız ki memleketimizi unutmamalıyız. Bu koltuklar gelip geçicidir ama dostluklar bakidir. Yani yolun sonu görülüyor diyorsun. Yolun sonu görünüyor. Seçim geliyor şimdi burada. Biz doğru adresi göstereceğiz sizlere sevgili arkadaşlar. Zaten iyi çalışmayanların cezasını halk veriyor zaten önce. Ondan sonra biz havale ediyoruz yani Allah'a. Kesinlikle katılıyorum. Yani, şimdi mesajlar geliyor. Bakıyorum telefonuma. Mavi Karadeniz gerçekten Türkiye'nin iyi bir yere gelmiş Türkiye'de. Arıyorum Hatay'dan, Yozgat'tan, telefonuma baktım. Kastamonu'dan, Sinop'tan bir sürü mesajlar gelmiş. Şimdi çoğu arkadaşlar cevap veremiyoruz tabii ki. Burada yani yeterli bir cevap veremiyoruz. Çünkü herkese selamları gönderiyorum. Ben normalde Kastamonu Çatalzeytinliyim. Yani herkes beni Sinoplu bilir. Çünkü Türk bayrağının altında. Tabii ki nere olursa olsun. Çünkü İstanbul Sinop Spor Kulübü'nde yaklaşık 10-12 yıl yöneticilik yaptım. Köyümde dernek başkanlığı yaptım. İstanbul Küçükçekmece bölgesinde bulunuyor bunlar. Yani buradan da tüm İstanbul Sinop taraftarına yani buradan selamlarımı sunuyorum. Başkanı Ramazan Aşçı'ya, Fahri Başkan Raşit Şahin'e,
Yani kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bütün gerçekten güzel bir bütün yönetimini, evet, iyi bir çalışma yapıyoruz. Buradan ayrıca Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Cenabi'ye de teşekkür ediyoruz. Yani bize bir halı saha takdim etti. Çalışmalarından dolayı bunu kutluyoruz. Kendine teşekkür ediyoruz. Yılın belediye başkanı seçildi aynı zamanda. Yani gerçekten. İstanbul'da gerçekten çok faaliyetleri takdire şayan edildi. Yani çalışan gerçekten takdir ediliyor demek yani. Ediliyor. Her zaman da edilecektir. Yine buradan ayrıca tabii ki unuttuk. Memlekette olan eniştem Satış Şahin'e, ablam Halime Şahin'e de buradan selam olsun. Bütün Duran köylere, Kastamonulara, Sinoplara, Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her tarafında Türklere, yani bütün insanlara barış ve huzur da diliyorum. Saygılar sunuyorum. Çok özür diliyorum. Almanya'dan bir önemli telefon var. Alo. Alo. Şirvan Bey, şu anda canlı yayındasınız. Şirvan Ünal. İyi akşamlar diliyorum. Yalnız seni 2 dakika bekleteyim. Canlı yayına alayım seni. Şirvan Ünal bizi Almanya'dan arıyor. Devamlı televizyonumuzu da arayıp bize ulaşamayan. Evet değerli dostlar, programımızın ağır ağır sonuna doğru geliyoruz. Almanya'dan bizleri arayan bütün dostlarımıza da biz de buradan selamlar gönderiyoruz. Kucaklar dolusu selamlar gitsin. Tabii ki Almanya'daki dostlarımızın da gurbet hasreti, gurbet heyecanı apayrı bir şey. Geçtiğimiz hafta Almanya'da olacaktık, gidemedik. Evet, şu anda sizi canlı yayına alıyorum Şirvan Ünal. Evet, hayırlı akşamlar kardeşim, hayırlı akşamlar Cemil kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyorum Şirvan Bey, hoş geldiniz, buyurun. Hayırlı akşamlar diliyorum Şirvan Bey, hoş geldiniz. Misafirleri Ahmet abiye, diğer misafirine, ekrandaki misafirlerinize, Türkiye'deki arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Aleyküm selam, başımız üzerine, buyurun. Şimdi Cemil Bey kardeşim, tam böyle... Yani mevzuyu öyle yere geldin ki izlerken biz de o mevzuyu konuşurduk. Türkiye'li güzelken yolu bizim baş sorunumuz. Sen de anlatıyorsun. Yani arıyorlar beni biz. Başka yer yok ki nereye arayalım? Evet. Onun için yani bu mevzuyu Ahmet abi olsun, diğer arkadaşlar dile getirmezsek duymuyorlar, işitmiyorlar. Onun için ne yapmamız lazım? Yani bunun bir yolu yordamı yok mu? Valla Türkiye'nin de siyasi arkadaşlarımız var. İlçe başkanımız var, ilçe başkanlarımız var. Minibüsçüler odası var. Sivil toplum örgütleri var. Onlar biraz ilgilenmeleri lazım. Biz burada yalnız başımıza kalıyoruz. Sanki ben öncü başıyım sanki. Televizyonun sesini kısarsanız bizi daha iyi anlayacaksınız. Evet, dinliyorum şimdi. Evet, tamam, doğru. Buyurun. Şimdi böyle kardeşim, geçen hafta Türkiye'ne biz yollara patates ektirdik. Türkiye patates, yani bildiğin patatesi Türkiye'nin yollarına ektirdik. Yani insan utanıyor, üzülüyor. Ya Allah aşkına, o memleketin insan olarak gurbetten bak izine çıkacağız. Arabalarımızla memleketimize geleceğiz. Bizi oraya gelmemizi istemiyorlar mı yoksa? Hakikaten yani bunun yolu yok. Anlamış değiliz. Üzülüyoruz da daha doğrusu. Sen de Allah senden razı olsun. Yani dile getiriyorsun iki cümle. Yani bir de diyoruz ki başka sesimizi duyacak yer olmadığı için senin başını şişiriyoruz. Sen de tabii formatın icabı, müzik programı, eğlence programının içine böyle bir devrimize sokmayı zaman zaman da şey yapıyoruz ama gidecek kapı yok ki ne yapalım. Sen de bizi bu noktada hoş gör yani kardeşim. Bizim kapımız her zaman sonuna kadar dostlarımıza açık. Biz de elimizden geldiği kadar sesimizi ulaştırmaya, sizlerin sesini ulaştırmaya gayret ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Allah size razı olsun. Bak bu akşam ya haftaya yine biz arkadaşlara anlaştık. Hatta bir arkadaş grubuyla inanır mısın sırf stüdyoya hafta sonu uçacağız. Geleceğiz programa katılıp mevzumu ve meselemizi duyurup geri gelmek için, bu kadar memleketini sevmek için fedakarlık yapmaya çalışıyoruz. Sayın milletvekilim, sayın bakanlarım, il başkanı, valim, kaymakamım, bizim yolumuzun tamamı 2,5 kilometre, sayın Cemil kardeşim, 250 kilometre değil, 2,5 kilometre. Ya şey yok, sen söyle, tünel yok, köprü yok,
O yok, bu yok. Yani niye yapılmaz bu yok? İlgisizlik var, alakasızlık var, duyarsızlık var. Onun için benim senden ricam, Allah senden razı olsun. Allah gönlüne göre versin kardeşim. Çok teşekkür ederim biz bu gece bağladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bütün dostlarımıza selam. Siz takipçisi olursanız biz de ekranlarımızı her zaman sizlere açarız değerli dostlar. Buradan selamlar gönderelim. Bilmiyorum kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Almanya'ya selamlar. Evet değerli dostlar, programımızın ağır ağır sonuna doğru geldik. Evet, bizlere çiçek gönderen bu akşam değerli dostum Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ramazan Kalyoncu, çelik kapı üreten değerli bir firma, Sinoplu hemşerimiz. Ramazan Kalyoncu'ya da buradan selamlar gönderiyoruz. Saray Nur Sen'den hemen bir iki duygunu almadan önce. Değerli dostlar, bizlere destek veren değerli sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostumuz Engin ve Mustafa Kırmızıgül'e teşekkür ediyoruz. Cemil Kaya Prodüksiyon ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı kardeşim Adem Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Gene bizleri yalnız bırakmayan Ahmet Sönmez Bey'e, Sönmez Sidiroğlu'ya teşekkür ediyoruz. Gene Anatolia Koltukları Cengiz Şimşek Bey'e teşekkür ediyoruz, sponsorumuz. Cemil Ota Yedek Parçaları Cemil Yüksel Bey'e teşekkür ediyoruz bu akşamki konuğumuz. Değerli dostum kuaför Ali'ye, Ali Ateş Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı. Gene Sinoplu hemşerimiz, Gerzeli hemşerimiz Enver Öz Bey'e teşekkür ediyoruz. Gene sponsorlarımızdan Ali ve Özcan Yıldız Bey'e teşekkür ediyoruz. Gayrimenkul işi yapan, emlak işi yapan değerli dostumuz. 24 aya varan vadeli satışları devam ediyor. Gene bizlere destek veren Milat Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. Değerli dostum Ramazan Ulu'ya hemşerimiz, ana sponsorumuz Ramazan Ulu'ya teşekkür ediyoruz. Gene kuru sıkı ve av malzemeleri üreten akrabam benim de aynı zamanda Cemil Özdemir Bey'e teşekkür ediyoruz bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı. Gene hem Almanya'da hem Türkiye'de çalışmaları, faaliyetleri devam eden İlhami Atalay Bey'e, ana sponsorumuz İlhami Atalay Bey'e teşekkür ediyoruz. Gene internet gazetesi 8.sütun.com'dan haberleri izleyebilirsiniz. Ve bizleri bu akşam Facebook sayfamızdan yalnız bırakmayan, bizlere mesajlarıyla destek veren, reyting aldıran bütün gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizleri kırmayıp, yalnız bırakmayıp aramızda olan seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Saray Nur Hanım'a teşekkür ediyoruz. Kemaneci Hakkı abiye ve ekibine teşekkür ediyoruz. Saray Nur, bir iki cümle veda konuşması. Davul Zuney'le veda edelim. Davul Zuney'i de alalım. Öncelikle beni programına davet ettiğin için sana çok çok teşekkür ediyorum. Ve buradaki birbirinden kıymetli konuklara teşekkür ediyorum. Mavi Karadeniz izleyicilerine, yurt içinden ve yurt dışından bizi izleyenlere sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve buradaki bütün ekibe, müzisyen arkadaşlarıma, kameramanlara, Hakkı Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum. İyi ki bugün buradayım. Çok böyle değerli iş adamlarımıza, duyarlı insanlarla burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ediyorum her şey için. Biz de sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Renk kattın programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Çok yürekten, çok candandın. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli dostlar, haftaya programımıza Mehmet Öndül gelecek. Kısmet olursa Yeliz Aral da programımızda olacak. Ankara'lı Ayşe önümüzdeki günlerde gelecek. Küçük bir rahatsızlığı var. Kısmet olursa bu hafta gelecekti ama önümüzdeki haftalarda Ankara'lı Ayşe'de program konumuz olacak. Buradan kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Evet, alkışlar Kastamonlu Davul Zurna ekibine, kemaneci Hakkı ve arkadaşlar için gelsin. Ver Coşku Hocam bakayım. Ver Coşku. Snowy marketlerinin ve Etwire'ın sunduğu Cemil Kaya Show sona erdi.